Abi merhaba, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Merhaba. Geçen hafta Esra Sönmez'in bir programına konuk oldum ve Türkiye'de gündem oldu. Ne dedin abi de böyle bir şeyler oldu? Yani niye gündem oldun sen? Niye bu kadar bir taraf sert tepki gösterirken bir taraf sana destek verdi? Nasıl gelişti abi olay? Bir taraf demeyelim, halkımızın %90'ı benim yerimde, yanımda yer aldı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben aslında kötü niyetli biri değilim. Gayet bir vatandaş olarak insan haklarının bana, özgürlüğümün ve cumhuriyetimin bana tanıdığı haklarını kullanarak bir görüş beyan ettim. Yani dedim ki toplumumuzda bazı kadınlar çok iğrenç tayt giyiyor. Kendilerine biraz daha çeki düzen verirlerse... En azından iğrenç giymeyenler, düzgün giyenler, onların sayesinde kötü gözle bakılmaz. Evet. Ve bunu birçok yorumcular, gazeteler, haberler şu şekilde yorumlandırdı. İsmail tayt giyen kadınlara iğrenç dedi. Bu şekilde haber yaptılar. Böyle olunca da bir anda insanlar bir tepki gösterdi ama sonra aklı selim olan kişiler haberin detayına indiler. Aslında İsmail öyle demediğini, daha farklı bir olay dediğini gördüklerinde de o zaman halkımızın, bilhassa da kadınlarımızın %90'ı beni destekledi. Bu ülkede en önemli bir şeyi söyleyeyim ve bu kafayla biz 1000 yıl daha bir yerlere gelemeyiz. Bu ülkede Atatürkçülüğü bilmeden Atatürkçü var. İslam'ı bilmeden İslamcı var. İnsanlığı bilmeden insanlık yapan var. Yorumculuğu bilmeden yorumculuk yapan var. Yani insanları aşağılamak ve insanların sırtıyla bir yere gelmek çabası gösteren bir sürü insanlar var. Ve ne yazık ki çoğu hak etmediği yere gelen insanlar var. Böyle olduğu için de kimse yaptığı işin tam ne amaç taşıdığını, bilincinde olduğunu bilmeden iş yaptığı için çorba yapıyorlar işi. Ben hiçbir kadının taytına, dekoltesine, giyimine karışacak hakkım olmadığını, bu zekada biri olmadığımı, benim haddim olmadığını bilen bir adamım. Ben kimim ki bir kadının taytına konuşacağım? Böyle bir hakkım yok. Rahmetli Atatürk insanlara özgürlük vermiştir. Ancak bu özgürlüğü, bu cumhuriyetin nimetlerini insanlar yanlış değerlendiriyor. Diyor ki ben özgürüm diyor. Atatürk bana bu hakkı vermiştir diyor. Ama şunu kabul etse bütün problemler bitecek. Nedir? Senin özgürlüğün benim özgürlüğüme tecavüz ettiği yerde senin özgürlüğün biter. Hiç kimsenin özgürlüğü diğerinin özgürlüğüne tecavüz edemez. Efendim sapıklar, kapatın gözünüzü. Ya sana Allah kapat dediği yeri açıyorsun, bana da aç, gez dediği yeri kapat diyorsun. Ben kimsenin taytını gidip de çekip de sen bu taytı niye giyiyorsun çıkar demedim. Dedim ki bazıları içinde kendini bilmeyen bazı kadınlar çok iğrenç giyiyor ve bu da bizi üzüyor. Çünkü bir Türk kadınının bu şekilde iğrenç olarak sokağa çıkmasından üzülüyorum. Ama bazı ahlaksızlar, bazı o taytı giyenler ya da ailesine giydirenler onu ters kullandılar. İsmail Bey tayt giyenlere iğrenç dedi diyorlar. Hayır kardeşim, ben haddimi bilirim. Ne demek? Herkes özgürdür. Herkes istediğini giyer. Ayrıca İslam dini insanların nasıl giyineceğini zaten söylemiş. Atatürk da bu özgürlüğü vermiş rahmetli. Ben kimim de gidip diyeceğim ki siz tayt giymeyin ya. Ben o kadar cahil miyim? Ben bu ülkeye hizmet etmiş adamım. Bu devlete 30 yıl memurluk etmiş adamım. Hayat kurtarmış, dağ bayır, insan sırtında taşımış adamım. Öyle bir kelimeyle siz fıs fıs İsmail'i harcayabilir misiniz ya? Bazı kendini bilmez yorumcular televizyonlarda kim bu fıs fıs İsmail ya? Ya şu bir dizide oynamıştı gibi ayaklar yapıyorlar. Onlara buradan sesleniyorum. Fıs fıs İsmail bu ülkede
80 milyonun 75 milyon kişi tarafından tanınıyor ve en az 60 milyon kişisi de sesini tanıyor. Bak sesi tanınıyor, sesi. Alo, kim bu İsmail diye soracağına git de araştır kim bu İsmail diye. Senin bu vatana ne hizmetin var? Beni konuşturmayın. Yorumcular, gazeteciler, bazıları tabii, hepsi değil. Ha, halkım da çok kötü eleştirenler var. Eleştirsinler. Halkımıza karşı boynuk gilden incedir. Çünkü onların görevi programcılık değil. Bilmeden, benim ne konuştuğumun başına sonuna bakmadan gelişi güzel bir yorum yapıyorlar. Beni eleştiriyorlar. Eyvallah kardeşim, eleştirin. Ama sen bir yorumcusun, bir televizyondasın, bir kanaldasın. Kalkıyorsun. Kim bu İsmail ya? Ha. Ve içinde bir tane terbiyesizi var ki, bir tane terbiyesizi var. Beni eleştiriyorsun, eleştiriyorsun. Tamam da sen çocuklar duymasın dizisini bile, senaryosunu bile eleştirecek kadar beyinsiz bir adamsın. Bugün 30 ülkede izlenen, 20 senedir her gün Türkiye'de oynayan ve dizinin bölümünün oynayacağı akşam Bakanlar Kurulu'nun toplantısının tarihi ve saati değişen bir dizinin hakkında bile, senaryosunun hakkında bile konuşacak kadar eğer beyinsizsen yuh sana ya. Bak ismini bile vermiyorum. Niye biliyor musun? Benden reyting yapmayasın diye. Geçtiğimiz ay İzzet Yıldız'dan solist, yani popçu Gülşen'e de bu size benzer bir açıklamada bulundu ve yanlış anlaşılmıştı. Sahnede kilot giyiyorlar, nasıl kilot giyerler, ona benzer açıklamalarda bulunmuştu ve o da yanlış anlaşılmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Vallahi şimdi zaten bir de kucağa oturdu galiba, değil mi? Evet, en son kucağa da oturdu. Şimdi bakın, ben bunları izlemiyorum. Ben bu konulardaki yorumum şudur. Bir sanatçı eğer ki sesinin ve sanatının önünde giyimini konuşturuyorsa o sanatçı zaten ya bitmiştir ya da bitmek üzeredir. Bir sanatçı sesiyle konuşulur. Biz bunlarla büyüdük. Emel Sayınlar, Adnan Şensesler, Zeki Murenler, daha sayabileceğim nice sanatçılar. Bunlar özelliklerini kaybettiklerinin farkındadırlar. Öyle kilotla çıkmakla, kucağa oturmakla bu işler yürümez. Benim umurumda değil. Kim kucağa oturur, kim kilotla çıkar onunla karışmam. Ben zapping yapar geçerim. Ama bana soruyorsan sanat bu değildir. Kendileri de zaten bunun farkında olduğu için ya kucağa oturuyorlar ya da kucaktan kalkmıyorlar. Sizin bu tarihte açıklamanıza popçu Aynur Aydın da demiş ki bu ülkede damacanaya tecavüz edenler var. Fısfıs İsmail neden bahsediyor? Yani neyden bahsediyor diye sistemde bulunmuş. Şimdi efendim benim zaten ne demek istediğimi anlasalar, başından sonuna kadar izleseler zaten ben de onu söylüyorum. Benim anlattığım o. Ama sırf eleştiri olsun diye böyle damacanaya bilmem ne. Biz ne için haykırıyoruz? Edep, edep, edep ne için diyoruz? İşte bunu için diyoruz. Eğer bu ülkede damacanaya kadar, tavuğa kadar tecavüz edilecek kadar ahlak bozulduysa siz bir kenara çekilin de bilenleri dinlemeye başlayın. Zamanı geldi herhalde. Ve buradan Aynur Hanım'a sesleniyorum. Benim yorumumu beğenmedin ve beni eleştirdin. Ve kendin de diyorsun bu ülkede damacanaya tecavüz ediliyor. O zaman çözümünü sen bulacaksın. Çünkü o özellikte sensin. Benim bir yapacağım bir şey yok. Ve genelde tight pozları veren, sosyal medyada tight pozları veren sanatçılardan bir tanesi, popçulardan bir tanesi. Aynur Aydın. Olabilir ama dediğim gibi benim görüşümü eleştirdiği gibi, beğenmediği gibi kendisinde bir çözüm vardır. Evet, dediğin gibi bu ülkede damacanaya da, tavuğa da, eşeğe de, kediye de tecavüz ediliyor. Sevgili Aynur Hanım, sen bir çözüm bul bu işe. Muhakkak ki bir çözüm var sende. Önümüz Ramazan. Ramazan'da var mı bir önümüzde bir proje, bir çalışma? Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun.
Ben 30 yıl ambulans şoförlüğü ettim. 30 yıl içerisinde 100 yaşında bir tane ölü almadım. Hiç unutmuyorum. Galiba 96'lı yıllarda 98 yaşında bir ölü aldım. Ha, ülkemizde 100 yaşından fazla yaşayan yok mu? Var ama bana denk gelmedi. Yani burada anlatmak istediğim şudur. Ömür çok kısa, dünya çok yalan. Kalp kırmaya değmez. Sermayemiz sevgi olsun. Ben sevgi adamıyım. Ben paylaşım adamıyım. Ben dost adamım. Ülkesini, milletini, çoluğunu, çocuğunu, kadınını, bayrağını, toprağını seven bir adamım. Olabilir. Yanlış konuşmuş olabilirim. Çıkın, sen kimsin? Ne iş yapıyorsun? Sen nereden konuşuyorsun demektense çıkın deyin ki, ya İsmail kardeş, sen böyle bir şey demişsin ama bunun doğrusu nedir? Ha, burada hata etmişsin güzel kardeşim deyin. Ben daha tam bir kabul ederim. Ama öyle kalkıp da İsmail sen kimsin? İsmail'in kim olduğunu bilseniz yemin ediyorum konuşmazsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.